Hizmetçisi bile açmıyor telefonunu. Can da abuk sabuk konuştu dün gece, yok ateşli bir hatundadır falan. O ne öyle ya? Bırak hocanı ya, öldüreceğim ben zaten onu. Dün akşam o Sermet'e sinirlendi, bütün hırsını senden çıkartmıştır. Bırak arama adamı da. İşe gitsin, bankadan ararsın. Gördüğün gibi sıcacık, simit, poğaça, börek, ne ararsan var. Kadınlar için hazırlanmış zalimce bir kahvaltı. Buyurun efendim. Bunlar nasıl suratlar ya? Cenaze evi mi burası? Ben Fırat'ın evine gidiyorum. Gidip göreceğim bunu, böyle bekleyemeyeceğim. Saçmalama ya. Adam telefonlarını açmıyor. Kapısına gidip ne diyeceğim? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ama en azından ne halt yediğini görmüş olurum. İşkenceden de kurtulurum. Kızım yapma, adamı toptan kaybedeceksin. Yapma. Ya dur ben de seninle geleyim. Bu halde gideceksin, başına iş alacaksın ya. İyi gel. Geliyorum. Çok sağ ol, hiç uğraşacak halim. Afiyet olsun. Sağ ol. Salak işinden gücünden de olacak. Aman da ne güzel aşık oldu dedik. Aklını oynattı manyak. Ortadan kaybolan kaybolana. Bir alttan karıştırıyor ama hadi dur bakalım. Nereye gidiyorsun Can? Bak, kimsenin beni bir kalıba sokmadığı atölyeme gidiyorum Can. İşim var. Abartıyorsun ya. Ya 2 kuruş para için paspas ettin beni elin kurusuna. Bazen işten kaytarmak için bilerek böyle davrandığını düşünüyorum. Vay, bunu da söyledin yani. Vay be. Vay be. Öyle değil mi ama? Yani hiç kimse olmak, parasız olmak umrunda değil galiba senin. Ben senin gibi değerimi parayla ölçmüyorum demek. Öyle mi? Ne yapıyorsun kızım? Ver şunu. Ne yapıyorsun? Ver şunu, ver. Ne yapıyorsun ya? Deniz. Ne yap? Manyak mısın kızım sen? Saçmalama. Vay be. Bravo. Hiçbir yere gidemezsin. Duydun mu? Hiçbir yere gitmeyeceksin. Çekil, mutfaktan çıkacağım hadi. Gitmiyorsun hiçbir yere. Duyuyor musun? Gitmeyeceksin. Bak, görüyor musun? Bana bunu taktın. Bana bunu taktın. Büyü artık. Büyü artık, büyü! Ne oluyor lan? Kaçıyor mu lan yoksa bunlar? Meri, iş için seyahate çıkmam gerekiyor benim. Bana bir çanta hazırlar mısın? Evet, yeterli. Hoş geldiniz. Nerede o? Ha? İçeride mi? Fırat Bey yok Irmak Hanım. Nasıl yok? Fırat dün gece eve gelmedi mi? Sana bir şey sorduğunda bana cevap vereceksin. Telefonlarımı da açmıyorsun zaten. Boşuna mı soktum ben seni buraya? Aradı şimdi. Ha. Bir çanta yapmam istediği benden. Gelip alacak. Ya, seyahate çıkıyormuş. Seyahat. Öyle mi? Ne güzel. Ben sorarım şimdi ona seyahati. Ya Irmak'cığım yapma ama. Bak böyle davranırsa adam kaybedersin. Kesindir bak bu. Garanti ediyorum sana, 5 dakika içinde bitecek ilişkiniz. Ya ben de erkeğim kızım, biliyorum. 40 tane kadınla birlikte olduysam 37'sinden senin gibiler yüzünden ayrıldım. Ya hep nereden biliyorsun ne yaptığını? Adam belki sabaha kadar çalıştı, seni arayacak fırsat bulamadı. Şimdi birdenbire yorgun argın gelip buraya seni bu halde hesap sorarken görse ne yapacak? Kapıyı göstermez mi sana? Ya hadi ama elimden geldiğince nazikçe anlatmaya çalışıyorum lütfen. Haklısın galiba. bir daha seni aradığımda telefonlarımı açmazsan seni işten attırırım. Anlıyor musun beni? Nerede olduğunu öğreniyorsun ve beni arıyorsun. Ben sana ne yapacağım biliyorum. Eyvallah. Ben böyle değildim eskiden. Kimseyi bu kadar umursamazdım ben. Niye böyle oldum ben ya? Deli gibi aşık oldum ben bu adama. Abi, iş yerimi bırakır mısın? Aferin şöyle ya. Tabii işe bırakayım. Sen böyle saçma sapan şeylerle niye uğraşıyorsun ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.